Merhabalar, kursa yaptığımız buhara pilavını paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Bunun için 2 tane kuru soğanı yemeklik olarak doğruyoruz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla güzelce kavuruyoruz. Daha sonra içerisine 500 gram kuşbaşı antrikotları azar azar ilave ediyoruz sulanmaması için ve onları da bir güzel kavuruyoruz. Evet, kavrulduktan sonra bir çay kaşığı karabiber, pul biber ekleyip tekrardan biraz daha soteliyoruz. İçerisine küçük doğranmış kırmızı kapya biber ve yeşil biberle de ekliyoruz. Biraz daha çeviriyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası da ilave ediyoruz ve hepsini birlikte çeviriyoruz. Ekler suyunu çektikten sonra üzerine geçecek kadar kaynamış su ilave ediyoruz ve etler yumuşayana kadar tencerenin ağzını kapatıp pişiriyoruz. Tane rendelenmiş büyük boy havucumuzu bir tavaya alıyoruz. Onun içine de bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip havuçlar ürene kadar soteliyoruz. İçerisine tuz ekliyoruz. Daha sonra bu karışımı bir kenara alıyoruz. Aynı tava içerisine bir avuç kabukları soyulmuş çiğ bademleri ekliyoruz ve onları da bir güzel kavuruyoruz. Biz bu pilavı hazırlamak için 4 su bardağı pirinç kullandık. Her bir su bardağına 2 yemek kaşığı olmak şartıyla 8 yemek kaşığı zeytinyağını pilavı pişireceğimiz tencereye alıyoruz. İçerisine çok küçük doğranmış bir tane soğan ilave ediyoruz ve soğanlar ölene kadar güzelce kavuruyoruz. İçerisine tuzlu su da ıslatılmış, bekletilmiş. Daha sonradan da bol suyla yıkanıp nişastaları arındırılmış olan pirinçleri ekliyoruz ve güzel bir şekilde pirinçleri de kavuruyoruz. Bu arada sotelemiş olduğumuz havuçtan bir yemek kaşığı bu pirinçlerin içerisine ilave ediyoruz ve onunla birlikte kavuruyoruz. Pilavımıza baharat olarak 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 've en sonunda kuş üzümlerini ekleyip hepsini birden birazcık daha kavuruyoruz. Daha sonra kavurmuş olduğumuz pirinçli karışımı başka bir kapa alıyoruz. Ve pirinçleri kavurduğumuz tencerenin dibine pişirmiş olduğumuz etleri yerleştiriyoruz taban kısmına düzgünce. Onun üzerine sotelemiş olduğumuz havuçları yerleştiriyoruz. En üstüne de kavurmuş olduğumuz pirinçli karışımı yerleştiriyoruz ve düzgünce üzerine bastırıyoruz. Evet, kaşığın tersiyle düzgünce şimdi üzerine bastırıyoruz.
Etleri pişirmiş olduğumuz tencereye kaynamış olan ölçülü 6 bardak suyumuzu koyuyoruz ve pilavların şeklini bozmadan bir kenarından düzgünce ölçülü olan suyumuzu ilave ediyoruz. Ve daha sonra 1-2 dakika hızlı ateşte, ondan sonra da altını kıstıktan sonra pilavlarımız pişene kadar kısık ateşte kaynatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pilavlarımız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ağzını kapatacağız ve demlemeye bırakacağız. Evet, pilavlarımızı herhangi bir servis tabağına ters çeviriyoruz. Ve daha önceden kavurmuş olduğumuz bademleri de üzerine gezdirdikten sonra servis yapıyoruz. Evet, yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.